gidiyoruz. Barış. Barış, girme. Barış, Barış sen ne yapıyorsun? Beyler sakin. Tamam. İkisi için de çok üzüldüm. Efendim en son doğum günündeydiniz. Evet beraberdik Sarun. Arkadaşımın evet. Doğum günündeydik hatta. Allah vatandaşlarımıza sabır versin. Şamliymiş kardeşim. Abi gidelim abi. Konuşabildiniz mi içeridekilerle nasıl olduğuyla ilgili? Biz zaten buradaydık. Yani eşimle beraber kafede oturuyorduk. O da bizimle beraber yukarı çıktı. Yani yarım saat işim var dedi. Geleceğim biraz sonra dedi. Biz de birkaç kere aradım sonra onu. İşte geliyor musun falan diye. Geliyorum dedi. Sonra aradım telefonu kapalı. Otelden aradım. Otelin telefonuna da ulaşamadım. Sonra zaten duygusal konuşmalar yapıyordu. Dedim acaba kendine bir şey mi zarar mı verecek? Ne yapacak diye. Biz sonra ben yukarı çıktım. Sonra eşimi çağırdım. Ulaşamıyorum dedim. Güvenlik aldık yanımıza. Görevliyle beraber yukarı çıktık. Sonra vatanı geldi. Cenazesini gördüm. Sonra kapı kapalıydı. Herhalde camdan atlamış olması lazım dedim ya. Çünkü içeriden kapı kapalı olduğu için. Herhalde dedim o da kendine zarar verdi dedim. Allah ikisini de mekan cennete. Siz Filiz Hanım'la konuştunuz en son yoksa Vatan Bey'le mi? Tamam. Vatan? Ben Vatan'la hiç görüşmedim. Yani o bir arkadaşım gelecek dediği kişi Vatan'mış. Vatan şaşmazmış. Tamam arkadaşlar Allah, neyse gidelim şimdi. Daha sonra çabartalım. Allah arkadaşlar olayın özü şu, bizim olayla çok fazla bir ilgimiz yok. Biz geldik buraya, bizi çağırdı. Dur hayatım ben bir kısaca konuşayım. Arkadaşlar olayın özü şu. Biz, eşim bana teyzem bizi çağırıyor dedi. Biz saat 1'de buraya geldik. Eşiyle 3-5 saat bir zaman geçirdik. Eşi bize dedi ki, teyzesi, benim bir yarım saat işim var. Çocuklar bekleyin, ben geleceğim. Yarım saat sonra da biz telefon açtık. Dedi ki, 5 dakika sonra geliyorum. Aradan bir 45 dakika geçti. Telefona ulaşamadığımız zaman tekrar güvenlik resepsiyonu aldık. Dedik ki hani bir şey mi oldu, bayıldı mı filan. Çünkü kadının zaten psikolojik problemleri vardı. Allah yardımcısı olsun. Ben vatanın ailesine sağlığı diliyorum. Allah yardımcılar olsun. Bu kadar arkadaşlar. Peki silah sesi duydunuz mu siz? Biz R katındaydık. Bir daha anlatıyorum arkadaşlar. Biz otelin R katında yani birinci katında terastaydık. Teyzesi de ya 10 ya 11. katta kalıyordu. Gitti. Biz orada ne oldu ne bitti hiçbir şeyden haberimiz yok. Sadece bize söyledi. Bize sadece misafirim geliyor dedi. Bir işim var dedi. Geleceğim peki, dedi. Peki ruh hali nasıldı? En son gördüğünüz bir tartışma olmuş muydu Vatan Bey? Vedalaşır gibi konuşuyordu. Evet. Efendim? Hatta eşim. Vedalaşır gibi konuşuyordu. Çünkü ne Amerika'da yaşıyor kendisi. İşte Amerika'ya gidecek. İşte bugün çok mutluyum falan. Acaba dedim hani işte benim dedi mutluluğum dedi seni dedi üzebilir dedi. Sakin ol dedi, güçlü ol dedi. Hatta böyle ağladı bir şey eşim. Yapacağı hiç aklıma gelmedi. Hatta hayata her anı için teşekkür etti. Evet öyle. Son Instagram paylaşımında hayata her anı için teşekkür ederim. Peki falan diye vatanla yazdım. Son olarak size şunu söyleyeyim. Ailesinin içi rahat olsun. Devam ediyor. Adli bir durum şu anda suç işliyorsunuz. Vatan Bey'in de akrabaları şu anda. Peki ne kadar evet, tamam arkadaşlar bu kadar iyi. Vatan hiç suçu yok. Ben açık konuşayım üzüldüm. Ne kadar da burada kalıyordu? Ben Vatan kalmıyordu. Filiz Hanım ne kadar? Filiz Hanım 2 aydır burada kalıyordu. Tamam.